Fatih Altaylı yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan'la ilgili kulis bilgilerini yazmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Fatih Altaylı, Habertürk gazetesinin internet sitesindeki bugünkü köşesinde "Bu ismi çok duyacaksınız" başlıklı bir yazı yazdı. Babacan'ın bazı isimlerin vitrine çıkmasını istemediği, bu isimlerin de bu yüzden Babacan'a kırıldıkları ve ayrılmayı düşündükleri gibi bir bilgiyi paylaşıyor. Fatih Altaylı Babacan'ın sağ kolunu okuyuculara aktarırken Babacan'a kırgın AKP'lileri de açıklamış. Yazısının ilgili bölümü şu şekilde: Ali Babacan'ın siyasi hareketiyle ilgili olarak 15 Eylül'de ilk açıklamayı yapmayı planladığını yazdım dün. Çok konuşuldu. Bugün biraz daha detaya gireyim bari. Yazacaklara malzeme olsun. Babacan'ın sahne almasının arifesinde hareket içindeki ilk çekişme ya da kırgınlıklar baş göstermiş bile. Babacan'ın bazı isimlerin vitrine çıkmasını istemediği, bu isimlerin de bu yüzden Babacan'a kırıldıkları ve ayrılmayı düşündükleri bilgisi ulaştı. Bunlardan biri Hüseyin Çelik mesela. Hüseyin Çelik'in "bizden utanıyorlarsa bizim burada ne işimiz var" dediği ve "ben zaten AK Parti'den istifa etmemiştim" diye konuştuğu kulağıma geldi. Gül'ün AK Parti kökenli bazı isimler üzerinde ısrarcı olduğu, Babacan'ın ise bu durumunu aleyhlerine kullanabileceğini söyleyerek yepyeni bir vitrin kurmak istediği sır değil. Gül ve Sadullah Ergin'in ise "siyaseti bilen adamlar istenmezse geride ne kalır, hangi taban üzerine kurulacak bu iş" diye düşündüğü fısıldanıyor. Yeni isim olarak kim var peki? Pek çok isim var ama bir isim çok önemli. Bu ismi bundan böyle siyasette çok duyacaksınız. Ali Babacan'ın yanında çok göreceksiniz. O isim Birol Aydemir. Şu anda Ali Babacan'ın sağ kolu gibi. Partinin manifestosunu o yazıyor. Parti programının omurgası da onun elinden çıkacak. Kim bu Birol Aydemir diyenlere anlatayım. Aydemir, Mülkiye'nin maliye bölümü mezunu. 1989 yılında planlama uzmanı olarak girdiği Devlet Planlama Teşkilatı'ndan 2006 yılında müsteşar yardımcısı iken ayrıldı. 2006-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008-2009 yıllarında Washington Büyükelçiliği'nde uzmanlık yaptı. 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlığı yapan Aydemir, 2011 yılında TÜİK Başkanlığı'na getirildi ve 5 yıl bu görevi sürdürdü. Şimdi de Ali Babacan'ın sağ yanında. Dediğim gibi bundan sonra adını çok duyacaksınız. Resmini de gösterelim. İşte Ali Babacan'ın sağ kolu. Bu şekilde. Fatih Altaylı'nın yazısının devamını okumak istiyorsanız eğer aşağıya ben bir link bırakıyorum.